Değerli Alternatif 1 izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Kütahya'dan sesleniyoruz. Kütahya'da kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya Daş Çelik İnşaat'a konuk olduk. Yanımda işletme sahibi İsmail Taşdemir var. Bakalım İsmail Bey bize faaliyet alanlarıyla alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak? Kendisini yakından tanımakla programımıza başlamak istiyorum. İsmail Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım öncelikle. İsmail Taşdemir kimdir? İsmail Taşdemir 1959 doğumlu. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Şahbele köyünde doğan biridir. Peki kaç yıldır inşaat sektöründesiniz ve firmamız yani markamız kaç yıldır faaliyette? 1975'te bu işlere başladık. 1982'de taşın olarak devam ettik. Bir sürü yurt dışı işlerine Irak'tır, Güney Afrika'dır. Bunlar 80'li yıllarda. 92 yılında Rusya'ya açıldık. Rusya'nın birçok kaleminde, Soçi Olimpiyatlarında 1200 daire yaptık. Devam etmekteyiz. Bu alanda artık dünya çapında duyulmuş çok ünlü markalarla çalıştığınızı ve projelerine ev sahipliği yaptığınızı söyleyebiliriz öyleyse bizler de. Peki şu anda Daş Çelik İnşaat müşterilerine ne gibi hizmetler sunar, sizler neler yapıyorsunuz burada? Onları da yine dinlemiş olalım sizlerden. Daş Çelik İnşaat fabrika yapımında anahtar teslimi, hangi fabrika olursa olsun fark etmiyor. İnşaat, mekanik, çelik bütün işleri proje dahil şu anda sunmaktayız. Yani sadece fabrika alanında mı faaliyet gösteriyorsunuz? İnşaat alanında da faaliyet gösteriyoruz. Anahtar teslimi inşaat yapıyoruz. Yani inşaat alanında fabrika, ev, gayrimenkul ne alanı olursa olsun bütün projelere inşaat alanında yer gösteriyorsunuz, faaliyettesiniz diyebiliriz öyleyse. Doğrudur. Peki faaliyet alanlarınızla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki geçmişiniz çok yoğun bir iş temposuyla geçmiş ve adınız artık dünya çapında duyurmuş bir markasınız. Şu an için Kütahya ve çevresinde mi faaliyettesiniz yoksa yine yurt dışı bağlantılarınız var mı? Şu anda yurt dışı bağlantılarımız var. Rusya'dan geleli bir sene oldu. Birçok yere tekliflerimiz var. Şu anda bekliyoruz. Yani bizler de buradan izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz ki Türkiye ve dünyanın neresinden olursa olsun sizlere bu konuda talep olması doğrultusunda bütün projeleri hayata geçirmek için sizler burada hizmettesiniz diyebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun biz 80'li yıllarda açıldık yurt dışına. 88'de ta Güney Afrika'ya gittik. Hiç fark etmiyor biz hiçbir şey. Ha Kütahya olmuş, ha İstanbul veya Afrika olmuş. Sorun yok. Bu alanda faaliyet alanlarınız çok geniş bir yelpazeye sahip diyebiliriz öyleyse. Peki buradan sonrası için tabii ki şu anda merkez şubemiz Kütahya'da. Ama bunun dışında yine bir şube açmayı düşünüyor musunuz Türkiye veya yurt dışında? Yurt dışında Moskova'ya bir şube tekrar açmak istiyoruz. İstanbul'a şube açmak istiyoruz. İnşallah yakında olacak. Peki daha önce yapmış olduğunuz bu projeleri bizler burada inceleme fırsatı bulduk. Ancak izleyicilerimiz de bir girip ziyaret etmek isteseler, projelerinize göz atmak isteseler, bir internet siteniz ya da bir sosyal medya hesabınız varsa onları da sizler aracılığıyla paylaşmış olalım lütfen. Tabii ki. İnternet sitemiz de var. Daş Çelik İnşaat olarak yazdıklarında kendileri görebilirler sanırım. Görebilirler. Web sayfamıza girdikleri zaman Daş Çelik İnşaat diye hepsini görebilirler. Peki izleyicilerimin çok merak ettiği sorulardan birini sizlerin tecrübesine güvenerek, yılların vermiş olduğu tecrübeye güvenerek sormak istiyorum sizlere. Tabii proje öncesinde ellerinde sadece bir projeyle, görsellerle izleyicilerimiz projeye adım atıyorlar. Bu konuda bir projeye giriş yaparken ya da inşaat firmasından hizmet alırken nelere dikkat etsinler, ne talep etsinler bunları da yine sizlerden dinlemiş olalım üstad olarak. Şimdi öncelikle dikkat etmesi gereken firmaların
daha doğrusu işverenlerin firmadaki ekiplerine bakmaları lazım. İş yapmak için önce ekip. Ekip güçlü olursa işi başarırsın. İşverenlerin kurmaylarının güçlü olması lazım. Birinci maddemiz. Evet. Firma sahibinin ofiste oturmaması gerekiyor. Ofiste saat 6'dan sonra oturması gerekiyor. Devamlı iş yerlerini kontrol etmesi gerekiyor. İşçiyle, mühendis arkadaşlarla devamlı diyalog içinde olması gerekiyor. Bilhassa işçiyle diyalog olursa çok şey kazanırsın. İşçiye karşı patron gibi davranmayacaksın, arkadaş gibi ama şeyi de koyacaksın. İnsanlar hem sana saygı gösterecek, hem sevgi gösterecek, sen de onlara aynı ilişkiyi göstereceksin. İşini takip etmediğin zaman sorunlar büyük oluyor. Yani bu alanda işverenin vermiş olduğu, işveren diyoruz ama aynı zamanda işe de çok mutasip olması gerekiyor ve işin içinden olması gerekiyor. İşin içinden olması gerekiyor. Mesela biz 400'lük boru, benim 15 tane adam 400'lük boruyu taşıyor. Ben de oradan geçiyorum, ben elimi koyuyorum. Azıcık değil, sadece değiyor benim. Ama işçi mutlu oluyor. Veya ayda bir sefer bir işçiye yemek vermek, bir eğlence vermek. Motivasyon yemekleri. Yapıyor. Biz yıllarca ay sonunun ilk günü, cumartesi bu biri olabilir, ikisi olabilir. Bütün işçimize Türk, Özbek, Tacik hiç ayrım yapmadan hepsini toplayıp yemeğini veren eğlencesi yapıp ertesi gün bir ay boyunca da çok şeyler onlardan aldığımızı ben bilirim. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için öncelikle şahsınıza çok teşekkür ederim. Buradan Altın Rehber programı aracılığıyla izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa alalım böyle. Herkese bizleri izledikleri için teşekkür ediyorum. Bizleri tanıyan bir sürü insan var bu camiada, biliyorum. Hepsine de selam ve saygılarımı sunuyorum. Bilhassa işçilerime. Bizleri konuk ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor ve başarılarınızın tekrar tekrar devamını diliyoruz.